Ormanımda boğulma. Hadi bakalım. Rövanşı yok mu? Bir dahaki sefere. Ver bakalım sen şu ruhsatı. Eyvallah. Efendim. Ben eve gidip hazırlanıp öyle geleceğim. Tamam tamam, merak etme, görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim, kim şampiyon olur dedik, muhabbeti nereye getirdiniz ya? Ben söylüyorum işte. Fener alır, banko. Kusura bakma ama biraz zor alır. Şampuanlık kolay mı ya? Şampuan mı? Oğlum size o kadar diyorum, bu kadar içmeyin diye. Bırakın şu zıkkımı, zararlı. Ben de dedim de dinletemiyorum ki buna. Ama çok doğru söylüyorsun. Gel öpeceğim. Ne oluyor ya? Havaya bir şekli patlıyor anacığım. Yok, bildiğin silah sesi bu. Yok be kardeşim, bir şey olmaz. Seni mi vurdular, beni mi vurdular, kimi vurdular? Ya, olay çıktı, ben size diyeyim. Polisi mi arasak acaba? Dur kardeşim, ne polisi ya? Polisi karıştırma bir de işin içine. Zaten sabıkamız var. Hadi ya, bak sen. Gelin bakalım şuraya. Bu kadın ölmüş ya. Nasıl ölmüş? Bayağı mı ölmüş? Bildiğimiz ölmüş. Yaklaşmayın, uzak durun. Yaklaşmıyoruz zaten. Niye yaklaşayım ki? Ölmüş. Şule. Beykoz sahildeyim. Burayı hemen bir ekip gönderin. Burada bir ek şahıs var. Ben de sana sevineceğim bir tayin haberi vermek istiyordum ama. Ne? Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Beykoz sahilinde kimliği belirsiz silahla vurulmuş bir kadın cesedi bulundu. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Ya hadi bakalım, sana da hareket olur. Kafan da alır. Vallahi şu an en çok ihtiyacım olan şey hareket. Thank you.
Günaydın arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. Durum ne Murat? 25-30 yaşlarında bir kadın. Kimliğini belirleyecek herhangi bir bilgi ya da belgeye ulaşamadık. Ama parmak izini aldık. Adli tıptan gelen uzman sırtından vurulduğunu ve olayın burada gerçekleştiğini söyledi. Yani herhangi bir yerde öldürülüp buraya getirilmemiş. Ayrıca olayın birkaç saat önce gerçekleştiğini, yani 4 ile 6 arası gerçekleştiğini söyledi. Olayı kim ihbar etmiş? Narkotikten Nuri komiser. Dün gece bir torbacı yakalamak için evsizlerin arasında gizli görevdeymiş. Tamam, sen şu komiser Nuri ile konuş bakalım. Ne görmüş? Gömedensiz. Nereden ateş edilmiş olabilir? Kovanların yerlerini belirledik. Rekonstrüksiyona çalışacağız. Ama biliyorsunuz, cesetin duruş pozisyonu, ellerin durumu, hatta rüzgara göre bile değişiklik gösterebiliyor bulunduğu yer. Tabii en önemlisi silahın markası ve modeli. Haklısınız başkomiserim. Belki biri tekme atmıştır ya da lastik çarpmıştır. Biraz ileride bir araca ait lastik izleri var. Yani saldırgan ya da saldırganlar buraya bir araçla gelmiş olabilir. Ayrıca daha ileride başka bir araca ait teker izi yine var. Oradan bir aracın patinajla kalktığını düşünüyoruz. Ateşli silah yaralanmalarında atış uzaklığının belirlenmesi şarttır. Giysiler kaybolur ya da yönergelere uygun şekilde incelenmezse ölümün orijini, yani cinayet, kaza ya da intihar mı olduğu konusunda sıkıntılar yaşanır. Ne haber Nuri? İyi kardeşim, sen nasılsın? İyidir. Gece elemanlarla otururken silah sesleri duyduk. 6 el kadar ateş edildi. Daha sonra o yönden bize doğru hızla gelen bir araç yolun sonunda gözden kayboldu. Plaka model? Vallahi koyu renk lüks bir araçtı. Siyah ya da lacivert renkte olabilir. Halojen lambalı falan. Plakasını alamadım. Ya nasıl alamadım ben Nuri ya? Ay gözünü seveyim, polis değil misin abi sen? İlk önce plakaya bakacaksın ya. Ya boş bir anıma denk geldi. Kafam başka yerdeydi o anda. Görevdeyim diyorum. Tamam tamam, anladık. Başka? Başka ne? Daha sonra cesedi gördük. Haber verdik işte. Vallahi Nuri çok sağ ol be. Çok tebrik ediyorum yani, çok yardımcı oldun. Oğlum biz sizin gibi tek katil peşinde koşmuyoruz. İşimiz daha zor bizim. Örgüt peşindeyiz. Sen ne kadar büyük bir görevi riske attın biliyor musun? Ya ne örgütü be oğlum? Torbacı peşindeymişsiniz işte ya. Bak, al sana torba. Torba, cısını da sen bul hadi. Konuştum. Ama bir şey görmemiş. Siyah lüks bir araba geldi diyor, geçti diyor. Ama plakasını görmemiş.